sağ-sol terörüydü, gençlik savaşıydı, ideolojik hadiselerdi. Vaziyette tutmaya çalıştı. Ancak bugüne kadar bu milletin sağduyusu, bu milletin, bu Necip millet demokrasisini, ülkesini, ülkesinin birliğini korumak için sokaklara çıktı. Siyasetçileriyle ülkeyi yönetenlerin gösterdiği basiretle de hain girişimin sonuçsuz kalması sağlandı. Siyasetçimizden, ülkeyi yönetenlerden, iktidarıyla, muhalefetiyle bu gönül birlikteliğini sağlamalarını bekliyoruz. Eğer bu ülkede birlik, beraberlik olmaz, bu ülke parçalanmaya giderse ne siyaset yapacak vatan, ne de mecliste oturabilecek olan milletvekili kalır. Vatandaş olarak bizlere düşen de bu konuda uyanık olup bu birlik ve beraberliği sağlamaktır. Ülke bir referanduma gidiyor. Bir anayasa değişikliği söz konusu. Ülkenin yönetim tarzı ile ilgili. Demokratik cumhuriyette yeni bir yönetim tarzı benimsenmeye çalışıyor. Bunu istemeyen güçler içeriden ve dışarıdan saldırılarını eksik etmeyecekler. Buna karşı da uyanık olalım. Türkiye'nin değişik yerlerinde karışıklıklar çıkarmaya çalışacaklar. Yine birlik ve beraberliğimizi bozup bizi birbirimize düşürmeye çalışacaklar. Aman ha! İstenen bu. Ne evet çıkarsa Türkiye'de konuşulan gibi her şey berbat olacak. Ne hayır çıkarsa bu ülke yok olacak. Geçmişte yaşadık. Sistemin getirdiği yanlışlıklar sebebiyle istikrarsızlığın nelere mal olduğunu hep birlikte gördük. Siyaset tıkandı, cumhurbaşkanı seçemedi. Cumhurbaşkanı seçemedik, hükümet kuramadık, ihtilallerin geldiğini gördük. Meclisten yasalar çıkamadık, çıkaramadık. Güvenliği tesis edemedik, demokrasi dışı müdahaleler yaşadık. Ülke bir tercihte, bir yol ayrımında. Ama bu dünyanın sonu değil. Demokratik tek cumhuriyeti durumundayız. Dolayısıyla ne olduğumuzun farkında olalım ve bu bilinçle birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, el ele tutarak, gönül birliği yaparak bu ülkede yaşamaya devam edelim. Bu vatanı gelecek nesillere teslim edeceğiz. Bunun bilincinde olalım. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar abimize burada iki konuda teşekkür etmek istiyorum. Birincisi, ilçemize Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açılmasını, gelmesinin bizzat A'dan Z'ye takip eden ve beni kırmayarak ilçemize Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelmesini sağlamıştır. Pamukkale hemşehrilerimiz, köylerimiz, vatandaşımız, halkımız Geyve'ye gidiyorlardı. Geyve'ye gitmek. Onu ben derine girmeyeceğim. Pamukova'daki Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yaptık, ettik. İkinci bir sorunumuz çıktı. Şemsi Bayraktar beni Ankara'dan aradı. Başkan dedi, Pamukova'daki Ziraat Odaları Birliği'ni kapatıyoruz. GV'ye bağlıyoruz. Aman abi sakın ha dedi. Sakın. Boynuma ipi dola, beni GV'ye, çiftçimi, köylümü, muhtarımı, halkımı, üyemi gönderme. O zaman bir tek şart var dedi. Nedir abi? Dedi ki sandalye koyacakları, masa koyacakları bir odaları bile yok dedi. Orası herhalde icadan dolayı, öyle mi başkan? İcadan dolayı mı satıldı? İcadan dolayı Pamukkale'deki Ziraat Odaları'nın binası satılıyor. Ne yapmam gerekir dedim Şemsi abi. Sen dedi eğer Pamukkale Ziraat Odaları'na bir oda verirsen, barınacak bir yer verirsen, ben Pamukova'daki Ziraat Odaları'nın devamını sağlayacağım, talimatını vereceğim dedi. Ben de ne demek dedim Şemsi abi, emin olur. Bizi kırmadı etmedi, Ziraat Odaları'na biz de Pamukova'da yer verdik. Çiftçimiz, köylümüz, vatandaşımız GV'ye gitmekten kurtuldu. Orada Sayın Başbakanımızın önderliğinde bakanlarımızın istişare toplantıları yapıldı. Önümüzdeki referandumla ilgili. Buradan Sayın Başbakanımızın size selam ve sevgilerini getirdim. Her gittiğiniz yerde, ilçede, köyde, beldede
benim selam, sevgi ve saygılarımı iletin dedi. Ben de aracıya biliyorsun bu şey olmaz. Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in hepinize ayrı ayrı selam ve sevgiler var arkadaşlar. İnşallah ilçemizde de, köylerimizde de, halkımızda da evetler bol olur, evetler çok olur, evetler bereketli olur. İnşallah bundan da biz halkımızın, muhtarlarımızın, köylümüzün, esnafımızın, vatandaşımızın, ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birlik ve beraberlik içerisinde bu referandumu da güzelce, kardeşçe, inşallah herhangi bir sorun olmadan yapmak nasip eder. Bazı sebeplerden dolayı odamızın kapatılması gündeme geldi. Geldiği süreçte imdadımıza Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ile Belediye Başkanımız Cevat Keser Bey yetişti. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Koordinasyon Kurulu Başkanımız aynı zamanda Akyazı Ziraat Odası Başkanı Sayın Şener Bayraktar Bey'e yapmak istiyorum. Sağ olsunlar. Odayı devraldığımız günlerde bizlere birçok konuda destek oldular. Değerli katılımcılar, yönetim kurulu üyelerimiz ve delegelerimizle birlikte uyum içerisinde şahsım ve oda yöneticilerim adına bir kez daha teşekkür ediyor. Sevgi ve saygı muhabbetlerimi sunuyorum. Eskiden devletin hizmet anlayışı devleti için yaşayan millet vardı. Artık milleti için çalışan devlet var. İnşallah bu anlayışla kıyamete kadar devam edeceğiz. Muhtarlarımızdan kayıt dışılıkla ilgili bizlere destek olmanızı talep ediyoruz. Bu süre içerisinde kurum olarak sizlere vermeye çalıştığımız hizmetlerde herhangi bir aksama, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir talebiniz varsa da bu şekildeki toplantılara katılarak bunları da sizlerden öğrenip gerekli tedbirleri almayı, işleri kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Sorunu olan yok. Biz devamlı gidip geliyor. Bunun giderilmesini talep ediyoruz. Evet, söylemiştim ben size, biliyorsunuz o eleme eksikliğini. Evet. Şeylerle ilgili, müşteri hizmetlerine ilgili. O konuda görüştük konuyu. Merkez müdürümüzle de konuştuk. Sorunu çözdük. Yani kısmi olarak çözdük. İlerleyen zaman içerisinde yeni bir memur atandığında onun direkt Sakarya İl Müdürlüğü'ne değil, direkt Pamukova Merkez Müdürlüğü'ne atamasını yaparak sorunu kökten halledeceğiz inşallah. Muhtar İsmail Yılmaz, ben esnafı tutuyorum. İşveren sigortalarıyla ilgili bir eleman eksikliğimiz var. Amacıyla çiftçilerimizle buluşuyor. Yaptığımız ilk koordinasyon kurulu toplantılarında odalar olarak çiftçilerden gelen meseleleri koordinasyon toplantılarına taşıyor. Burada tartışıyor ve çözüm bulmak amacıyla girişimlerde bulunuyor. Uğradıkları haksızlıkları ortadan kaldırmak için siyasetle karşı karşıya geliyor. Boynumuzu bükmeden, yüzümüzü kızartmadan insan içerisinde haysiyetli bir duruş sergileyebiliriz. Bunun bilinci içerisindeyiz ve böyle olmaya gayret gösteriyoruz.